Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Japonya'nın geriye kalan son 12 kalesinden biri olan Matsumoto Castle'ı ziyaret edeceğiz. Dış cephesinin siyah olması nedeniyle Karga Kalesi olarak da halk arasında, yani Karga Kalesi olarak da adı geçiyor. Japonya'nın ulusal hazinelerinden biri ve kalan son en büyük kale. Diğer kaleler, Osaka Kalesi falan, İkinci Dünya Savaşı'nda yıkılıyorlar. Ama Matsumoto hala ayakta. Bu alanda eskiden evler olduğu söyleniyor. Evler, kalede çalışanların, kalenin sahiplerinin. Ha işte. İşte burada da planı var. Böyle bir yermiş. Ama şu anda yerinde yerler esiyor. Japonya'nın şehir devletleri döneminde yapılmış bir kale. Yani o zamanlar savunma amaçlı yapılmış tamamen öyle. Taktik anlamda tuzaklar. Ve silahlarla donatılmış bir kale. Burası da eskiden işte büyük bir evmiş. Evet. Burası giriş yeri bölgesiymiş. Şurası giriş yeriymiş. Burası kapısıymış. Komple bir ev. Böyle. Buradan böyle. One house. Komple böyle bir evmiş. Matsumoto bölgesini bu kaleden yönetiyorlarmış ve çok güçlenmişler. Bunlar kendi başlarına devlet gibi olmuş, devlet kadar olmuşlar yani samuraylar. Burada yaşayan samuraylar. Kalenin giriş kapısından bir tanesi. Şuradaki delikler işte oralardan dışarıya ateşler atılıyor. Burada kalenin tam net görüntüsü var. Bu giriş bölgesi ya, pardon. Bu sadece giriş bölgesi. Yalan yanlış bilgi vermeyelim. Bu bölgeyi resmetmiş. Thank you.
bu bölge kalenin giriş kısmı. Ana kapısı herhalde. Kale 6 katlı. Bir tane de gizlenmiş kapı olduğu söyleniyor. Herhalde o da alt kattır yani. Kalenin sahibinin işte özel eşyaları vesairesi o katta tutuluyormuş. Ve kalede hiç büyük pencere yok, dikkat ettiyseniz hep böyle ufak pencereler var. O pencerelerden de yani savaş durumunda işte ok atılıyormuş. Yeri geliyor tüfek atılıyormuş. İçeri girelim bakalım bir de içeride ne var ne yok. Burada numaralandırılmış. Her yerin ismi var. Kaleye giden yol. Restorasyon var herhalde o kısımda. Ayo ordu da var, yukarıda da var. Çalışıyorlar. Ama bir tane asker var. Samuray. Samuraylık bitmiş. Neyse gidelim içeriye de bir gezelim bakalım. İçeri girdik, maskeyi taktık. Burası kulelerden bir tanesi. Inui Kotenshu. İçeri giremiyorsun yani. Oraya giremiyorsun. Belki restorasyon vardı, bilmiyorum. Ha, okey. Ha. Merdivenler kaygan ve dik. Dikkatli olun diyor. Acayip bir yer harbiden. Düşün buraya. Oluyor. Merdivenler çok dik. Abi şuraya baksana çok iyi. Silahlık herhalde burası da. Buraları
açıklama kısmında açıklayacağım nedir ne değildir. Kale duvarları diyor ama bu çok meşhur bir heykel. Çok kalabalık ya. Savaş anında buradan silahlarla aşağıya ateş açıyormuş askerler. Fazla bekleme yapmayın diyor herhalde. Tüfeklere bak, bazuka gibi. ...1614 demiş şu en arkadaki. 1614, vay be. Çok iyi değil mi şu ya? Tetik sistemleri. Ne kadar
Aynen şu şekilde gözüktüğü gibi, resimde gözüktüğü gibi şurada. Biraz önce gösterdiğim yerde kaleyi savunuyorlarmış. Samuray kıyafeti. Tokugawa. Gemilerde kullanılan toplardan. Mermi kutusu. Merdivenler acayip dik ya. Daha üçüncü kattayız. İki kat daha var. Beşinci katta video çekmemem söylendi de biraz dardı. Merdivenler de acayip dardı. Yani şöyle kaleyi komple yıkmaları lazım lan. Orada misal o en üstte bir samuray olsa şu merdivenlere şurada görün acayip dik. Ve orası o kadar dar ki sıyrılarak geçiyorsun resmen yukarı doğru çıkarken. Yani orada elinde kılıçla bekleyen veya tüfekle bekleyen bir adamı zor alırsın. 100 kişi çıksan zor alırsın. Ancak komple kuleyi yıkman lazım. Acayip bir yer. İnsan o şeyi hissediyor yani. Güzel. Ama işte İngilizce yok, Japonca yok. Biraz zorlanıyorum tabii. Görüyor musun? Buradan hiza alıyor adam. Oku tutuyor böyle. Artık neyse silah yerleştiriyor oraya. Ya da ben uyduruyorum. Thank you.
de arıza ne olur? Mataralar. Barut. Boğa boynuzundan barut kasesi. Bambudan. Hibachi Fire Starter. Şapkalara bak. Teleskop. Kapının arkasına gizlenmiş bir samuray buldum. Abi kıyafetleri böyleyse o çok şatafattı ya. Fena değil yani, siktir edecekti. Yüzüne maskeyi de takınca iyice korkutucu oluyor. Oğlum bunu niye kapatmışlar ki böyle? Kapının arkasına. Neyse, Matsumoto Kalesi'nin gezimizde bugünlük burada son bulsun. Umarım içeriği beğenirsiniz. Beğenmeseniz de canınız sağ olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kalenin tepesindeki olayı tekrardan anlatayım. Yukarıda tam açıklayamadım da. O kadar dar bir girişi var ki son katta. Son katta işte bir savaş anında veya vesaire. Tehlike durumunda. Kalenin yöneticisinin odası. Yani tek kişi kadar tırmanabilecek bir alan var. Ya kaleyi komple yıkacaksın ya adamı oradan alamazsın yani. Mümkünatı yok. Öyle bir giriş yapmışlar ki. Çok enteresan, güzel yani. Çok tehlikeli ya. Yani insan hissediyor o zamanlarda nasıl tehlikeli olduğunu. Zambak galiba bu. Zambak mı? Leylak mıydı? Şurada çok güzel pembe pembe. Bakayım yaklaşıyor mu? Yaklaşmıyor.
İçeri düşsen seni yer bunlar. Affetmez yani.